Ne vardı sırada arkadaşlar? Neyi vermedik? Ha, Mesut'un şeyi paylaşımı vardı. Bir bakalım Mesut Özil'e. Onu söylüyordum. Mesut topla oyuna girdikten sonra Mert Hakan'dan daha fazla topla buluşmuş. Zaten ona bırakıyorlar topu Takımımla girdikten sonra çıktığımı ilk oyuncular. derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim. Dün akşamki sonuçtan dolayı üzgünüz. Bugün bu paylaşım. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımıza büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun. İnşallah sonu şampiyonluk olacak demiş Mesut Özil. Bir de Fenerbahçe yani çok ciddi anlamda eksiklikleri de hissetti. Şimdi Gustavo yok. Pelkas. Şimdi Pelkas yok. İrfan'ı alıyorsun işte sakat. O da Mesela bunların üçü içeride olduğunu düşün. Mesut'un da biraz daha ritim kazandığını, dördüncü de içeri attığını düşün. Şimdi çok farklı bir oyun çıkar. evet. Yani bu oyuncularla topu rakibe Ve daha 17 bırakıp hafta var. şimdi topu rakibe verip Erol Hoca söylüyor yani bıraktık falan Evet. böyle bir oyun değil. Rakibi daha çok koşturan, daha böyle saha içinde aksiyonu bol bir oyun da çıkar. Oyuncu kalitesi yükseliyor zaten bu oyuncularla. Oyun o da ne olacak? Onlar. Oyun kaliteni yükselecek. Tabii. Daha topa sahip olacaksın. Daha heyecan Evet. verici, daha kaliteli bir oyun çıkacak, değil mi Mehmet? Fenerbahçe için de şanssızlık oldu bu oyuncuların olmaması. Tabii. Evet, bu tabii ki Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmez. Hak etti kazandı Tabii, Galatasaray tabii. takımı ama Fenerbahçe açısından da eksik tabii ki bu oyuncular. Çok büyük eksik. Bir de takımın omurgasında önemli oyuncular, orta sahanın özelliği omurgasını teşkil eden oyuncular. Yani Gustavo'nun yerini dolduramıyor işte hocam. Tabii. Net olarak ortaya çıktı bence bu maç. Onun eksikliğini tamamen eksik. Oynamadığı zaman çok başka bir Fenerbahçe takımı izliyoruz. Yani Pelkas, alınan İrfan, yani o pozisyonda da vardı. Mesela o Var. orta sahalı ucun bağlantısını yapacak oyuncu eksikliği de vardı. Tiam'ı belki hani Tiam bence takımın en formda oyuncularından bir tanesi. Tiam'ı Tabii. belki Erol Can'ın tercihidir. Hani saygı duymak lazım Tabii. ama bence Tiam'ı hani oyuna da hiç koymadı. Tabii. Eğer hamle olarak tamam Sisse hamlesi geldi birçok hamle geldi ama ne olursa olsun bence Tiam'ın önce girmesi lazımdı. Daha formda oyuncu oydu. Hatta Skor katkısı Tiam yapan. ilk 11 bile başlayabilirsin. Ben oynamadığı zaman mesela İşin şey yaptım yani kaldım böyle bir. Samatta'dan Valencia'dan farklı özelliği olan bir oyuncu. Mesela sağ çizgideki Samuel de evet ama Samuel Darar'ın becerisi var. Birebir adam eksiltir Evet. ama o da golcü bir oyuncu değil. Değil. Yani Tiam işlerinde En yani golcü oyuncu yani daha Sisse farklı bir 11'de başlamıyorsa profilde o. evet daha farklı bir profilde. Evet. Yani daha böyle iş yapabilecek bir de yapmış bir oyuncu. Doğru. Çözüm üretmiş Var oyuncu. mı başka paylaşım? Hemen. Fakat bu şey uzayacak ha bu iş. Bu Erzurum-Kayseri işi uzayacak biraz. Ne Ha, gibi daha oraya hocam? gelmedik. Hocam Adamı kovmuşlar, mahkemelik olacaklar. Mahkemeye vereceklermiş. Şuradan iş uzayacak. Ya Evet kendi evet. kendini attırdı hocam. Orada Sarı kart gösterdi hakem. Arkadaşlar araya girdi. Bak 3-4 oyuncu tutuyor. ki kırmızı kartlık diyorlar İlkan. Ben Yok görmedim. ben sarı Ben de görmedim. kartlık olduğunu Ben düşünüyorum. görmedim. Tabii söyleyenler de kırmızı Ryan olabilir. Donk Ama ne demiş? Usta ve ben. Hocam duvar olmuş mu? Olmuş evlatlarım olmuş demiş. Fatih Terim'le Donk arasındaki bir şey mi bu? Evet. Bir diyalog. Evet. Yani Donk Donk Türkçe hocamı biraz enteresan yazmış ama güzel ve sıcak bir diyalog olmuş aralarında. Vallahi tabii duvar iyi Duvar. ya iyi oynuyorlar ediyorlar da bir de tabii Samat'ta falan gibi oyuncuların böyle beceriksizliğini de söylemek gerekir. Yani Evet. pozisyon buldu sonuçta Fenerbahçe maç 0-0 iken. Rahatlattı O onları biraz. kalite, o beceri eksikliğinden gol yapamadı. Onu da söylemek gerekir. Hocam Galatasaray Dong'u 2 Erzurumsporlu sene sonra oyuncuyu, keşfetti. hocam Erzurumlu oyuncu 3-4 oyuncu tuttu. Yardımcı antrenörü Mesut Hoca'nın neredeyse çizgiye kadar geldi. O da girecekti. Ayırdılar oradan, ittiler. Hala hocam onlardan kurtuluyor. Kendi takım arkadaşlarına itiraz gitti gitti, itiraz itiraz. Kendi kendini arkadaşları da tutmasına rağmen oyundan attırdı. Bir Hakem de de doğru bir şekilde attı. Hatırlıyorsun atılınca kırmızıyı görünce de yavaş Bravo yavaş çok güzel. yürüdü. Kedi gibi Yani o oldu gördün kadar mü? herkese Kedi gibi. gider Allah Allah. yaptı. Hiç. Kartı gördü yürüdü yavaş Bak. yavaş çıktı. Onu bekliyor demek hocam. Yardımcı hocalar koşuyor. Doğru. İki tane arkadaşı bunu tutmaya Sen hakem çalışıyor. olsan olayı çözsen bu kendini attıracak. Kırmızıyı göstermesen iyice yangına gitse o. 2 dakika sonra bir daha yapsa daha iyi değil Ama mi? Tam hocam. fiyasko olur o zaman. Hocam görsen Oyna kesin yani. yani kırmızı. Topuyla oyna. Onu Sen sağda tutamazdı atma. hocam. Anladın mı? O kadar agresif ki tutamazdı sağda zaten. Yani adam kendini resmen attırdı. Hocam neler yapıyor? Arkadaşları tutuyor, itiyor onları oradan kurtulup gitmek istiyor hakemin üzerine. O zaman şey mi bu ya? Hani mesela Rusya Amerika birbirine casus yolluyor. Şimdi kadro dışı mı kaldı? Erman Hoca da söylüyor. Kadro dışı Kovmuşlar. baksana. Mahkemeye veriyorlarmış. Gelen şekil o telefona. Kovmuşlar Anladım. mahkemeye veriyorlarmış. Bir şey tutturabilirler mi? Ellerinde bir delil var mı? Yani Hocam bir de şike öyle bir şey ki şikeyi görürsün.
Ama tutamazsın. Hocam bir de... Duman gibidir. Tabii. Görürsün ya, şikedir. Ben çok gördüm çünkü şike. Ama... Allah korusun hocam ama. Hocam ancak bir de... dinlenirsen falan yakalanırsın hocam. Hocam bir de 6 puanlık maçtı. Yani Erzurumsporlar 1-0 önde, Atıf penaltıdan golü attı. İyi de oynuyorlar. Kayserispor'un pozisyonu da yok. İşleri iyi gidiyor. Yani burada oyuncu kendi böyle sinirleniyor. O zaman agresif işler erken mi başladı atıyor. Hoca? Yok, hayır, ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hocam kendi yapısından da böyle agresif, böyle atletik bir oyuncu, sağ içinde sert bir oyuncu. Gereksiz zaten sert bir hareketten kart gördü. Orada o hareketten sonra bir işte rakip oyuncularla bir iletişim oldu. Sonra delirdi falan. Sonra da kendi kendine attırdı. Peki futbolcu bunu yapsa, şimdi bak beyin cimnastiği yapıyorum. Futbolcu kendine at. Maç kaç bitti? 1-1 bitti. 1-1. Gitse hakeme bir tane çaksa. Hakem gidecek. Maç kaç olacak? Nasıl? Yani... Ya şimdi beyin cimnastiği yapıyorum ya size. Evet. Pencere açıyorum. Evet. Görüşte. Evet hocam. Attırdı. Maç 1-1 bitti. Evet. Gitti. Hakeme bir çaktı. Hakem de soyunma odasına gitti mecburi. 1-0. Evet. Daha iyi değil mi? Hükmen. Bak şimdi bir de o var. Tabii. Madem eğer öyleyse suçlanıyorsa o zaman tam infaz yapardı. Attırdığı gibi bitmiş maç veya 1-1 bitmiş. Gittin hakeme vurdun. Hakemi ittin veya vurdun. Hakem soyunma odasına gidecek haliyle. Maç 3-0 o zaman. O çok kör gözüne olurdu ama hocam ya. Bu da kör gözüne ise eğer kör gözüne. Şöyle bir açıklama yapmışlar. Yok. Yani gerek Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu gerekse Yüce Türk Mahkemelerine yaşanan bu şaibe nedeniyle suç duyurusu da bulunacağız diyor Erzurum cephesi. Oyuncu da süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Sözleşmesi feshedilecektir. Yani bu konuda da belli ki gelişmeler yaşanacak. Maç 1-0 diyorum ya, hiçbir tehdit oluşturmayan Kayserispor. Evet. Ve de 6 puanlık bir maç, çok rahat bir oyun, dengeli oynayan, öne geçmiş, de, 3 puana yani, daha yakın Erzurumspor. Hiç ne için, ne amaçla bir oyuncu attı? Savcı kabul eder mi etmez mi, değil mi? Bir de o var. Hani mahkeme açılmasına savcı kabul edecek mi etmeyecek mi bu? Peki bunun kararını kim verecek? Yani bilirkişi çağıracaklar. Çıkarabilirler mi? Elde belge, eğer öyle iddia ediyorlarsa belge koymaları lazım. Öyle iddia ediyorlarsa. Belki koyamıyorlarsa bu sefer futbolcu dava eder. Bir de o var. Beni ne olarak suçluyorsunuz? Beni niye suçluyorsunuz der. Ters dava açar ve kazanır. Yani bu işler hocam iki ucu şeydir böyle, bıçak terse düşer yani. Kötü olmuş ama ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Maçı çok izledim ama Rey Hocam'ın anlattığında bir oyuncunun öyle bir şey yapacağını ben de öyle düşünmüyorum hocam. Olduğunu düşünmüyorum ben de. Kendi sinirlendi, agresif, yanlış bir tutumdan. Evet. Öyle bir, bu arada o Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği'nden mesaj geliyor da. Yani biz de diyor anladığım kadarıyla bu durumdan bir mağduriyet yaşadıkları için. Tabii doğrudan... Onun cevabını Fenerbahçe Kulübü verecek o zaman. Çünkü bunu federasyona müracaat edip bu izni alan Fenerbahçe Kulübü. Galatasaray Kulübü bunu duyuyor Perşembe günü. Hem Futbol Federasyonu'na hem valiliğe yazı yazıyor. Diyor ki size diyor seyirci gelecekmiş. Biz 3000 kişi duyduk. Eğer sağlıkçılar girecekmiş. Eğer bu 3000 kişi girecekse biz de girelim diyor. Biz de sağlıkçılarımızı getirelim diyor. Galatasaray Kulübü Futbol Federasyonu'na ve valiliğe yazı yazıyor. Cevap gelmiyor. Hayır diye de gelmiyor. Stada geliyorlar, bir bakıyorlar ki seyirci var. 1907 diyen içeri giriyor. Paralo diyormuş kapıdaki, 1907 içeri giriyormuş. Bu Galatasaray'ın iddiası. Sonra küfür kafir var. Var. Sonra Arda'nın küfürü kafiri var. Tam orta oyunu. Çözsünler abi. Ben federasyon başkanı olsam bir dakikada çözerim. Servet Yardımcı'yı suçluyor Galatasaray tarafı. Valinin ve bakanın bir hatası yok diyorlar. Bakanın çok üzgün olduğunu söylüyorlar. Çok üzüldüm diyor bakan maçla herkese. Öyle bir şeyin olmaması gerekirdi diyor. Ya onun önünde olur mu ya bir de? El insaf ya. Yani. Bilemem abi. Olay bu. Size anlattım. Bizi dinleyenler herhalde aydınlanmışlardır. Vallahi bugün ben dediğim gibi Nihat Özdemir'le konuştum. Her türlü şeyi yapacağız dedi.
Şimdi onların çözmesi lazım evet, artık bu işi. Hukuki girişimde mi bulunacaklar? Yani her türlü nereye kadar ne yapılacaksa ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Gerek TFF spor disiplini açısından gerekse onun yetmediği yerde. Arkadaşlar federasyon üzerinde izin vermeden o kadar seyirci stada girer mi? Size soruyorum şimdi. 150 kişi kimse izin verdi. Ya 3000 kişi diyor adam. E belli olur. Ben ne 150'ye inanırım ne 3000 kişiye inanırım. Kameralar vardır çıkar. 1-2. Çıkar oradan. Buna izni Futbol Federasyonu vermese o adamlar oraya girebilirler mi? Girebilir mi canım? Oraya izin veriyorsa Galatasaray'a niye vermiyor abi?